Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız hafta hafta gelişim videoları şeklinde başlamıştık ve sonrasında ay ay gelişim videolarını yapmıştık ve bir anne babanın bir yıl içerisinde ihtiyacı olabilecek bütün bilgileri sizle paylaşmıştık. Yoğun talep üzerine bir yıl sonrasında 18 yaşına kadar gene gelişim videolarını hazırlamak için gene parçalara böldüm ve yavaş yavaş gelişim videolarını anlatmaya devam edeceğiz. Bugün anlatacağımız konu 12. ayını tamamlamış ve 24. aya kadar olan dönemdeki bebeklerin gelişimiyle ilgili kilometre taşlarını konuşmak. İlerleyen dönemlerdeki yapacağımız videolarda da davranış eğitimi ve diğer stratejilerle ilgili size yönlendirmede bulunacağım. Yani kısaca bu videoda fiziksel gelişim, duygusal gelişim, zihinsel gelişim, sosyal gelişim ve neyi görmezsek doktora gitmemiz gerekiyor gibi bazı soruların cevaplarını bulacağız. Eğer hazırsanız konuyu fazla uzatmadan hemen anlatmaya başlayalım. Önce fiziksel gelişimle başlayalım. Bebeğimiz fiziksel olarak neler yapabiliyor? Bu dönemde genellikle bebekler ilk adımlarını atmaya başlar. Öncesinde emekleme, sonrasında adımlama, sonrasında da artık yavaş yavaş merdiven dahi tırmanmaya başlayarak kendi fiziksel bağımsızlıklarını ilan etmeye başlarlar. Peki yaklaşık 12 ila 24 ay arasında bebeklerimiz neleri başarabilmeli? Kaba motor becerisi olarak bebeklerin çoğu genellikle 12. aya geldiğinde ilk adımlarını atmış olurlar. Fakat daha iyi yürüyebilme için daha ileri aylara ihtiyaç duyarlar. Ve çoğu bebek, yani ortalama olarak söylersek, 14 ila 15. ayda yürür hale gelir. İnce motor gelişimi, biliyorsunuz daha önceki gelişim videolarında, 8. 9. aydan itibaren baş parmak kullanımıyla beraber ince motor gelişiminin başladığını ve ilerlediğini söylemiştik. Bu dönemde de ince motor gelişimi devam edecek ve bir fincandan su içme, kaşıkla yemek yiyebilme ya da soyunmaya yardımcı olma gibi ince motor gelişimleri bebeklere ait gelişimlerden bir tanesidir. Burada ailelerin işine yarayabilecek bir öneri de bulunmam gerekirse, her ne kadar ilk adımını 12. ayda attığını söylesek de bebeklerinizin yürüme konusunda bir uzman olabilmesi için hayli zamanları var. O yüzden bebeklerinizin tutunduğu cisimlerin, yürümeye çalışırken dokundukları cisimlerin sabit olmasına çok dikkat edin. Çünkü farkında olmadan bir cismi üzerlerine düşürebilirler ya da bir şeylerin üzerlerine dökülmesine neden olabilirler. Bu nedenle güvenlik adımını atlamam adına bütün cisimleri sabit bir şekilde yerde durmasını sağlayın ve dokunabilecekleri, uzanabilecekleri yerlerde kırıcı, yanıcı ya da patlayıcı cisimler bulundurmayın. Ve tabii toksik olabilecek maddelerde. İkinci kısım duygusal gelişme. Hatırlarsanız daha önceki gelişim videolarında bebeğinizin artık duygusal bir varlık olduğunu, bir sosyal varlık olduğunu, bazı durumlara tepkilerde bulunabildiğini ve 9. aydan itibaren nesnelerin bağımsızlığını, nesnelerin kalıcılığına dair bilgilere sahip olduğunu söylemiştik. Bu bilgi nerede işimize yarayacak? İşte bu duygusal konumu yönetmede işimize yarayacak. Kilometre taşı olarak bebeklerimiz duygusal gelişme olarak neleri yapabilmeli? Aşina olmadığı durumlarda ya da ortamlarda gerginlik yaratarak korktuğunu size sergileyebilir. Çeşitli olaylar sırasında annesinden, babasından ya da oyun arkadaşından gördüğü tepkileri kopyalayabilir ve aynısını sunabilir. Bazı durumlarda baskınlık yaratmaya çalışarak hayırı biraz abartabilir ve sizle inatlaşabilir. Bu dönemde ailelere özellikle önereceğim şey şu. Gelişim videolarında 9. ayda söylemiştik ki bebekleriniz 9. aydan itibaren nesne kalıcılığıyla ilgili ciddi bilgilere sahip oluyor. Dolayısıyla siz bir odadan ayrıldığınızda sizin peşinizden gitmeye çalışacaktır. Sizin orada olduğunuzu ve orada başka yerde olduğunuzu fark edecektir. Dolayısıyla siz eğer çalışan bir anne ya da babaysanız ve gizlice odadan dışarı çıkmaya çalışıyorsanız bebeğiniz bunu fark edecektir ve onda güven duygusunu zedeleyecektir. Bunun yerine ne yapmanız lazım? Kısa, basit ve özlü bir şekilde gideceğinizi fakat geri döneceğinizi, başka yerde biraz zaman geçirmek zorunda olduğunuzu ona hissettireceksiniz ve ayrılma zamanını çok uzatmadan çabucak sonlandırmaya çalışacaksınız. Bunun için biraz sonra geleceğim ya da bir öpücük vererek çıkmak en kolay yöntemler. Üçüncü aşamamız sosyal gelişim. Yabani 7'den sonra, yani 7. aydan sonra geliştirilen, yabancılara karşı oluşturulan yabanilik duygusu, yani tepki duygusundan sonra bebeğinizin 1 yaşına kadar gelenki sürecinde bazen insanlarla, her ne kadar frekanslarını tutmadığını görseniz de, gene de farklı yabancılarla, farklı bebeklerle oynamak için can attığını da görebilirsiniz. Gene bu dönemde çocuklarınız kardeşleriyle ya da başka çocuklarla oyun oynamak üzere çeşitli aktivitelerde ve sosyallikte bulunmak isteyebilirler. Peki kilometre taşı olarak 12 ila 24 ay arasındaki bir bebek neleri yapabilmeli ya da neleri yaparak onun gelişimini destekleyebiliriz? Bu dönemde özellikle tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi hikaye zamanı oluşturmak. Bu sayede hem dil gelişimi artacaktır, kelime hazinesi artacaktır, hem de çocuğunuzla kaliteli vakit geçirme şansınız olacaktır. İkinci aşamada basit oyunlar, yani bu görüyordunuz kayboluyordu ya, bu oyunlar oynayarak gene bebeğinizin hem zamanını düzgün bir şekilde değerlendirebilirsiniz hem de oyunlarla sosyal iletişimi sağlamış olursunuz. Tabii ki bu dönemde
gene ebeveynler ya da oyuncular arasında ya da kardeşler arasında tercih yapmaya çalıştığını görürsünüz. Peki bu dönemde anne babalara nasıl bir öneride bulunabiliriz? Bu dönemde bebeğiniz başkalarıyla oynamak istese de paylaşma konusu pek onlara göre değildir. O yüzden bir oyuncağı ya da bir nesneyi onların başkalarıyla paylaşması konusunda ısrarcı olmayın. Ne yapabilirsiniz? Aynısından birçok oyuncak olduğu durumda bir tanesini diğer arkadaşına vererek kısmi paylaşım yapmasını sağlayabilirsiniz. Ya da 3-5 tane oyuncak içerisinden sadece bir tanesini ya da iki tanesini seçmesini sağlayarak sınırlı alan içerisinde kendi özgürlüğünü kendi istediği şekilde yönlendirmesini sağlayabilirsiniz. Dördüncü aşamamız bilişsel gelişim. Bilişsel gelişim kısmını iki başlıkta anlatmak istiyorum. Birincisi sözel gelişim, ikincisi zekasal gelişim. Bebekleriniz ilk aylarda babıldama dediğimiz dönemlerde bazı sesler çıkarak bazı olayları kavramanızı sağlamaya çalışabilir. Fakat bu oyuna kanmamamız lazım ve ilerleyen dönemlerde yaptığınız bütün hareketleri bebeğinize anlatarak onun gelişimine destek olmanız lazım. Aksi takdirde su ver anne yerine hı diyecek ya da baba benle oyna yerine hı diyecek. Sonuçta dil gelişimimiz biraz geride kalabilir. Hedefimiz ne peki? Yaklaşık ikinci yılını doldurmadan yani 24 aya gelmeden 2 ila 4 kelimelik basit cümleler kurabilmelerini sağlamak olacak. İkinci kısım bilişsel gelişimin ikinci kısmı zeka yani oyun. Biliyorsunuz bebekler birçok şeyi oyunlar sayesinde öğrenir ve oyunlar sayesinde uygular. Dolayısıyla bebeğinizin en önemli öğrenme yöntemlerinden bir tanesi oyundur. Bu dönemde farklı kombinasyonlarla oyun oluşturabilecek oyuncaklar seçmeniz özellikle benim tavsiyemdir. Birincisi hareketli parçaları olan oyuncakları kullanmak. İkincisi bloklar kullanarak bunları üst üste dizmek ya da vurup devirerek ne olduğunu anlatmak hem de olayı kavramlarına yardımcı olacaktır. Gene oyun kısmında özellikle 1 ile 2 yaş arasında bebeklerinizin fiziksel olarak birçok yetenek elde ettiğini söylemiştik. Bu yetenekleri kullanabilecekleri itme ve çekme oyunları da hem fiziki kuvvetini artıracaktır hem de öğrenme süreçlerini destekleyecektir. Peki özetlemek gerekirse bilişsel gelişim olarak 12 ila 24 ay arasındaki bebeğiniz neleri yapabiliyor olmalı? Bebekleriniz artık isimlerini biliyor ve isimlerine yanıt verebiliyor olmalı. Basit talimatları takip edebilmeli ve bunlara yanıt verebilmeli. Mesela al bunu götür, anne nerede, buraya otur, hadi kalk gidelim gibi basit yönergeleri anlayabilmesi gerekiyor. Ve tabii ki en çok kullandığı hayır kelimesinin ne anlama geldiğini bilir ve bol bol da kullanır. Anne babalara tavsiyemiz ne olabilir peki bu dönemde? Özellikle çocukla beraber yaptığınız bütün olayları oyun olarak görün ve oyunlarınızı isimlendirin. Mesela çocuğunuzun ayakkabısını giydirmeye çalışırken bak şimdi sana beyaz ayakkabını giydiriyorum. Ayakkabının şimdi bağcıklarını çözdüm ve ayakkabını giydirdim. Aa bugün dışarısı ne kadar güzel. Gördün mü bak orada kedi var, köpek var. Hadi seninle beraber yemek yemeye gidelim ya da hadi seninle beraber mutfağa gidelim. Mutfakta yemek yiyelim gibi basit şeyleri bile isimlendirerek ona oyun tadında zaman geçirmesi için fırsat vermiş olursunuz ve aslında yaptığınız bütün etkileşimler birer oyun haline gelir. Dolayısıyla hepsi onun için bir öğreti olur. Peki diğer kilometre taşları olarak sayabileceğimiz durumlar nelerdir ya da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Demiştik ki bu yaş grubundaki çocuklar başkalarıyla oynamak ister ama henüz paylaşacak yaşta değillerdir. Aynı şekilde başkalarının duyguları olduğunu anlayamazlar. Dolayısıyla bencillik yapmaktan hoşlanırlar ve bazen farkında olmadan ya da istemeden başkalarına zarar verebilirler. O yüzden oyunun şiddeti artarsa oyuna ara vermek en doğru sonuç olacaktır. Gene bu dönemde bağımsızlıklar gelişecek demiştik. Siz ona kısmi bir alanda bağımsızlık hakkı vermek için 5 tane oyuncağınız varsa hepsini birden önüne sermeyin. Bunlardan 2 ya da 3 tanesini gösterin. Bir tanesini ya da 2 tanesini almasına izin verin. Kendi kısıtlı alanında bağımsız bir şekilde karar verebildiğini düşünsün. Az önce oyuncak önerisinde söylediğim gibi farklı şekilde manipüle edilebilecek oyuncaklara öncelik vermeye çalışın. Bu sayede hem zekasal gelişimini hem de aynı oyuncakla farklı farklı oyunlar yapabilmenin keyfini yaşamasını sağlayın. Peki bizi doktora götürmesi gereken ve endişelenmemiz gereken durum yok mudur? Tabii ki vardır. Hızlıca onları sayalım ve konuyu yavaş yavaş kapatalım. Bu dönemin tam ortasını baz alacağız. Ne 12. ayı ne 24. ayı. 18. ayda olan bir bebeğiniz. Eğer bıngıldağı kapanmamışsa, yürümeyi başlamamışsa, bir cismi veya bir nesneyi gösteremiyorsa, elde ettikleri yetenekleri kaybediyor ya da yetenekler geriye doğru gitmeye başlıyorsa, o güne kadar en az 6 tane kelime öğrenememişse, başkalarının yaptığı oyunları ya da durumları taklit etme yeteneği yoksa, belli aralıklarla yeni kelime öğrenemiyorsa, bakıcısı ya da arkadaşı bir odadan çıkıyor, çıktığını fark etmiyor ya da odadan çıkıp geldiğinizi hissetmiyorsa ya da vurdum duymaz bir tavır varsa
özellikle otizm açısından bir doktora giderek ayrıntılı bir şekilde muayene edilmeli ve gerekirse önlemleri erken almak adına adım atmaktan çekinmemeniz gerekiyor. Son söz olarak ne söylemem gerekiyor? Bebeğiniz artık büyük bir abi abla olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her gün yeni bir yetenek gelişiyor. Bebeğiniz özellikle kendi bağımsızlığını kurmaya çalışıyor ve yeni elde ettiği yetenekleri her fırsatta kullanmak için adımlar atıyor. Bu onu güvenlik olarak çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekliliğini, zorunluluğunu ortaya çıkartıyor. Bu öğrenmenin devamı için bebeğimizle beraber oyun sürecini devam ettirmemiz gerekliliğini anlatıyor. Özellikle ilk 2 yaşta gelişen konuşma becerisini desteklemek adına hikaye zamanlarının çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlk otizm taramasının 18. ayda yapılması gerektiğini ve şüphe durumunda doktora gidilmekte geç kalınmaması gerektiğini ve 9. aydan itibaren geliştirdikleri nesnelerin kalıcılığıyla ilgili stratejik konumlandırma ve stratejik hareket edebilme yeteneklerini göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bu dönemlerde de sizi deneyebilirler. Eğer yanlış bir tavır sergilerseniz ve bir şekilde üstünlüğü verirseniz sonrasında toparlamanız gerçekten zor olacak. 12 ila 24 aylık bebek gelişimi ve kilometre taşları ve ailelere birkaç tane öneri hakkında oluşturduğum video burada sonlanıyor. Eğer merak ettiğiniz bir konu varsa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız ve eğer talep ederseniz bu konunun diğer kısımları olan ebeveynlere yararlı olabilecek başka ipuçları ve çocuk disipliniyle ilgili yeni videolar çekmemizi isterseniz alt tarafta yorum kısmında bu videoların oluşmasını talep edebilirsiniz. Şimdilik böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.